Günaydın sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Burası Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da Sabah Ajansı yayınımızla karşınızdayız. Bizden önce, bizden önce Tahir İnan vardı. Türkiye'den ve dünyadan haberler taşıdı. Size, bize, hepimize çok başarılı, değerli meslektaşımız Tahir İnan'ın ardından biz nöbeti, görevi devraldık. Saat 9.50'ye kadar inşallah karşınızda olacağız. Bugün جمعة جُمَعَةَ ان يكون هذا الموضوع محمد مصطفى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه جميل الله أكبر ولله الحمد يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، اللهم، Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et, dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemi ve Ya rahimin vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru kolla muhafaza et. Yalvarıyoruz sana Ya Rabbel Alemi ve Ya Rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz ediyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamen Rahimin Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamen Rahimin dünyadaki Müslüman kullarına, kardeşlerimize dertli olanlara derman ver hasta olanlarına şifa ver Boşlu olanların borçlarını ödeyebilmelerini sağla yalvarıyoruz sana ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin allahım kafirler topluluğuna karşı devletimize milletimize ümmeti Muhammed'e yardım et yalvarıyoruz sana allahım ordularımızı her daim muzaffer eyle yalvarıyoruz sana ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin amin burası a haber şimdi haberler sevgili seyirciler Saatlerimiz 7.2 dakika geçiyor yıllardır hafta içi her sabah yayına başlarken yaptığımız gibi bugün de duamızı Allah'a arz ettik. İnşallah katıldınız. Allah kabul buyursun. Bugün günlerden cuma. Ne buyurdu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı. Allah'ım ibadetlerimizi, dualarımızı, şükürlerimizi, zikirlerimizi kabul buyur yalvarıyoruz sana. Ne oldu? Kanada ambargo uyguladı. Aselsan üretti. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, yerli ve milli savunma sanayi bakın ne kadar önemli. Devam ediyoruz yayınımıza. Sabah ajansında saatlerimiz 7'yi 8 dakika geçiyor. Dağlı Karabağ'da oluşturulacak barış gücü için Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geliyor. Rusya'dan geliş bir heyet geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı. Türkiye dağlık Karabağ'da anlaşmanın uygulanmasını denetlemek için ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak. Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ayrıntılar Ankara'ya gelecek Rus heyetle yapılacak toplantıda masaya yatırılacak. Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek? Bunlar yapılacak. Bakan Akar, Rus heyetle yapılacak görüşmelerin ardından asker sayısının belli olacağını söyledi. Akar ayrıca gözlem gücü için tezkere gerekebilir dedi. Dağlık Karabağ hattı ve Laçın koridorunda gözlem noktaları kurulacak. Kurulacak denetim ve gözetleme merkezi tüm tedbirleri alacak. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ha burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimiz egemen ve bağımsız devlet olarak görüyoruz. Ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Hedef Karabağ'daki 28 yıllık işgali resmen sona erdirmek. Ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak. Buradaki bizim varmaya çalıştığımız nokta en sonunu söyleyeyim. En sonunu. benim bu ateşkesin kalıcı olması İstikrarın sağlanması, barışın sağlanması, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi refahın yayılması. Herkes yesin, yesin, keyfine baksın. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu. Ahmet adlı seyircimiz mesaj göndermiş. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan diyor Ahmet. Devam ediyoruz yayınımıza efendim. Paşinyan. Fransa'da Macron Rothschild, Siyonist Rothschild ailesinin memuru tahrik etti, kışkırttı. Başka bir Siyonist Yahudi Rothschild ailesinin memuru Paşinyan'ı sahaya sürdü. Paşinyan perişan yan oldu. Karabağ'da yenilgiyi kabul eden ve Azerbaycan'la ateşkes imzaladıktan sonra sırra kadem basan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı. Hans Paşinyan, ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısındaydı. Azerbaycan yenilgisi sonrası protestoların hedefi olan Paşinyan, bir kez daha başka çaremiz yoktu dedi. Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Adere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer'le Kaşadağ'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı açıklamalarıyla Ermenistan ordusunun ağır yenilgisini ortaya koyan Paşinyan, kendisine gelen tepkileri hafifletmek için anlaşma kesin çözüm değil, sadece çatışmaları bitirmek için imzalandı dedi. Öte yandan Azerbaycan yenilgisi sonrası Ermenistan sokaklarında tansiyon düşmüyor. Ateşkesten memnun olmayan binlerce kişi başkent Erivan'da bulunan Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Protestocular Paşinya'nın istifasını istedi. Savaş suçu da işlediği sivillerin üzerine bomba yağdırdı Ermenistan yalnız değildi. Ermenistan'ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bakmayın şimdi arabuluculuk rolünü üstlendiğine Rusya vardı, Fransa vardı. Batı dediğimiz o topluluk vardı. Ermenistan onlar adına sahadaydı. Peki Ermenistan'da şimdi ne var? Şimdi protesto gösterileri var. Ermeniler sokaklara indi, Başbakan Paşinyan'ı hain ilan etti. Öfkeli kalabalığa müdahale eden Ermeni polisi onlarca kişi yaka paça gözaltına aldı. Görüntüler başkent Erivan'dan. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etmesi ülkeyi adeta infiale sürükledi. Özgürlük Meydanı başlı olmak üzere ülke genelinde patlak veren şiddet olayları artarak devam ediyor. Başbakan Nikol Paşinya'nın istifasını isteyen protestocular Ermeni lideri vatan haini ilan etti. Gösterilere hükümetin düşürülmesini talep eden muhalefet partisi de destek verdi. Öte yandan birçok şiddet olayına sahne olan protestolara Ermeni polisinin müdahalesi sert oldu. Onlarca Ermeni vatandaşı güvenlik güçleri tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. Saatlerimiz 7'ye 13 dakika geçiyor ve sabah ajansı gazete başlıklarıyla devam ediyor. Açalım hepsini efendim. Bir tanesini okuyacağız. Bir tanesini akşam gazetesini okuyacağız. Sabah savunma sanayimiz küresel dev oldu. Manşette efendim. Takvim, takvim uzayı dört kez aydınlattık. Yeni asır menfaat siyaseti. Tanınmış siyasetçilerimizden olan ve partiden partiye dolaşıp Bugünlerde CHP'ye demir atan Yaşar Okuyan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eşine müdürlük makamı kapmak için Başkan Tunç Soyer'i desteklediği anlaşıldı. Yeni Asır gazetesinde. Akşam okuyacağımızı söylemiştik. söylemiştik. Yeni Şafak, Savunmada Uzay Çağı, Federasyon Anayasası, CHP, İyi Parti, HDP Anayasası taslağı. Görüşmeler gizli yapılmış. CHP Atatürkçülüğünü satmış. Türk kelimesi ve din eğitimi yasaklanmış Yeni Şafak'ta logonun hemen üstünde federasyon anayasası diye bu başlıkta yer alıyor efendim. Yeni birlik adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları var Yeni Birlik gazetesinde. Ve ve milat tarz değil farz moda diyerek Tesettürü, tüketim nesnesi yapma çabalarına tepki. Milatta büyük manşet olmuş efendim. Türkiye gazetesiyle devam e, edelim mi? Yok akşamla devam edeceğiz. Meclisten geçti, borç ve cezalara kolaylık başladı. Rusya ile eşit statü. Türkiye'de bu başlığı görüyoruz efendim. Devam edelim akşam gazetesini açalım, gö gösterelim sizlere. Milli takımda e, panik virüs testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu ile ilgili Haber ee, ve araçlar bugün pistte 9 yıl aradan sonra yapılacak İstanbul Formula 1'de geri sayım başladığı ayrıntılar var, araçlar var. Muazzez Operasyonu, ünlü sanatçı Muazzez Ersoy isim hakkını kullanan restoranla sözleşmeyi fesh sonra yeni bir adım atmış. Ayrıntılar var. 7 gün 24 saat EFT. Merkez Bankası 7 gün 24 saat EFT yapılmasına olanak sağlayacak. Sistemin 18 Aralık'ta devreye gireceğini açıkladı. Ayrıntılar haberde. Yerli aşı. Akşamda çok önemli. Yerli aşı tuttu. İnsan deneyleri aşamasındaki yerli Covid aşısının uygulandığı iki gönüllüde herhangi bir yan etki görülmedi. Yerli aşıda ekip iddialı Türk aşısı da konuşulacak. Kuru buzla paketlendi yola çıktı diğer aşı bu Almanya'daki gelişmelerle ilgili. Çin aşısı antikor üretti ayrıntılar var. Sigara dumanı virüs taşıyor. Yasağa uymayana ceza ayrıntılar var. Milli uyduyla uzaya çıktık. Milli uydumuzun testlerinde dört kez uzaya ulaşmayı başardık. Başka nerede açıklamaları? Vergi borcu olan fırsatı kaçırmasın. Ayrıntılar akıtalım bir sayfayı bakalım efendim. On kişiden dördü günde bir maske kullanıyor. Kırmızı listeye bir çizik daha. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz Kodatlı terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. En hızlı fiyat en çok Clio satılıyor arabalarla ilgili bir haber. Ve efendim Türkiye'ye güven artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Ocak Eylül döneminde yatırım talebinde geçen yıla göre %13'ün üzerinde artış olduğunu açıkladı Eriman tazminat ödeyecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği büyük zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi. Ermeniler kelbeceri boşaltıyor. Git artık Paşinyan. Haberler var. Bir günde dört kadın daha öldürüldü. Ayrıntılar var efendim. Yetmişlik koca yetmiş üçlük eşini av tüfeğiyle vurdu ayrıntılar kıskançlık kavgası barışmadı diye öldürdü gibi başlıklar görüyoruz efendim devam ediyoruz sabah ajansında yayınımıza sevgili seyirciler ve dinleyiciler sabah ajansında yayınımız devam ediyor şimdi şimdi Tunceli'deyiz. Tunceli'deki terör operasyonu hakkında sizlere bilgi vereceğiz. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP hepsi bir bunların isimleri ayrı adamları aynı. Kürt görünümlü Kürt katilleridir bunlar. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP bunlar Siyonist Yahudilerin Kürtleri. terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu. Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü. Güvenlik güçleri Tunceli'de operasyondaydı. Ahpanos vadisinde bir grup terörist tespit edildi. Bölge kıskaca alındı. Havadan ve karadan vuruldu. Operasyonda kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz Kodatla İsmail Sürgeç öldürüldü. 10 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist çok sayıda kanlı eylemi planlayıp gerçekleştirenlerdendi. Kürt kökenli aydınlar yazarlar, entelektüeller, siyasetçiler bir bildiri yayınlamışlar. PKK bazı devletlerin kuklasıdır diyorlar. Diyenler kim? Kürt kökenli aydınlar, yazarlar, entelektüeller, düşünürler, siyasetçiler. Kürt, aydın siyasetçi ve yazarlardan PKK'ya tepki geldi. Terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapıldı. Diyarbakır'da 194 Kürt aydın, yazar ve siyasetçi bir araya geldi. Ortak bir basın açıklaması imzalandı. Basın açıklamasında PKK'nın Irak'ın kuzeyinde işgalci bir örgüt olduğunun altı çizildi. Irak hükümetinin, biliyorsun federal hükümetin açıklamasına göre diyorlar ki biz yumuşak güçlü olarak çıkarmak istiyoruz ben PKK'nın yumuşak güçle çıkabileceği görüşünde değilim. Çünkü PKK kendisi değildir. PKK yöneten önemli devletler vardır. Açıklamayı grup adına Kürtçe olarak okuyan İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve Kuzey Irak'tan çıkma çağrısında bulundu. Bunun arkasında birisi İran'dır. Çok önemli bir güçtür. Çünkü onların istemi PKK kendisini yöneten üst akıl dışında yani yöneten devletlerin dışında kolay kolay kendisinin silah bırakması olanaklı değildir. İbrahim güçlü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki yerel halka baskı ve zulüm yaptığına dikkati çekti. Köylerde haraç aldığı çok açıktır. Köylerde üretimin yapılmasını engellediği çok açıktır. Hatta çocuk insanları öldürüyor. Buna karşılık denilebilir ki bütün bölgelerde halk protesto kitlesel protesto eylemleri yaptılar. Mustafa Albayrak o da çok değerli bir düşünür, yazar ve entelektüel Mustafa Albayrak'a selam söylüyoruz buradan efendim ve devam ediyoruz yayınımıza. Küçük çekmecede neler oldu? CHP Li belediye tarafından halka hizmet götürülmeye çalışılan küçük çekmecede terör örgütünün sembollerini andıran görseller çocuk parkında yer aldı. CHP'nin geldiği nokta bu. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, CHP'ye oy veren samimi Atatürkçüler, vatanperverler, partinizin ne hale geldiğini görmüyor musunuz? HDP'nin ruh ikizi olmuş CHP. DASKPC'lilerin idare heyetlerinde etkili olduğu bir CHP var orta yerde. Maalesef hal ve durum bu. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi çocuk parkını yeniledi. Parktaki işaretler ve renklerin terör örgütü PKK'nın sembollerini andırması tepki topladı. Aslında burada şunu görüyoruz: Biz yerel seçimlerde hangi aritmetiğin, hangi bileşenlerin devrede olduğunu ve bugün onların galiba diyetlerin ödendiğini görüyoruz. Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkında bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmeti açılırken kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Görsellerin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp, Terör örgütünün sembollerine benzetilerek tepki aldı. Sosyal medyada gördüğümde şöyle yorumladım. Yani galiba illegal birisi gece gitti bir şeyler boyadı falan diye gördüm. Sonra baktığımızda belediye tarafından ihalesi yapılmış bir iş olarak üretilmiş olduğunu görünce Gerçekten hani insan bazen der ya kelimenin bittiği yer, kelimenin bittiği noktaya geldi. Terör örgütünün paçavrası üzerinde bulunan sembolleri andıran o görselin bir an önce yok edilmesi için Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu talimat verdi ve şu anda da Küçükçekmece Belediyesi çalışanları, ekipleri parkta söküm ve temizleme çalışması yapıyorlar. Parkın içerisinde kullanılan o sembol ve o görüntüler vatandaşların tepkisine sebep oldu. Aslında o görsel sadece bu noktada değil parkın iki ayrı noktasında kullanıldı ve her iki noktada da söküm çalışmaları devam ederken konuya ilişkin olarak da soruşturma başlatıldı. Çünkü projenin kimin onayladığı henüz bilmiyor. Terör örgütü sembollerini andıran görseller ekipler tarafından tek tek söküldü. Parktaki projeyi sunan ya da kabul edenlerin açık kimliklerinin tespit edilmesi ve terörle bağlantılarının araştırılması için terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince tespit çalışması yürütülüyor. Mutlaka yani bir proje onayı vardır. Bunun hadi diyelim ki bir akşamlık bir konu olsa derim ki ya sehven orada bir art niyetli birisi böyle bir çalışma yapmış. Bir Bu 12 oldu? hayır 12 13 gün sürmüş. Özel bir imalat yapılmış. Hadi bunu diyelim ki taşarı ettiğiniz insan kötü niyetli bunu yaptı. Peki bunu denetleyen mühendis nerede? Bunu denetleyen müdür nerede? Bunu denetleyen başka yamsı nerede? Burada e, İBB Başkanı çok kullanıyor. Organize kötülük. Burada organize bir kötülük var. Organize bir kötülük var. Ben inanıyorum ve umuyorum ki devletimiz bu organize kötülüğü yapanları ortaya çıkaracak ve milletin iradesine sahip çıkacaktır. Söz konusu parkla ilgili meclis toplantısında açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yapılanları savundu. PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? <laughs> İnanılır gibi değil. Kardeş orada sadece renk yok, semboller var. Hangi çocuk parkında gördün oraya yerleştirdiğin sembolleri sen dünyada? Ya da hangi çocuk parkında var? Hemen bakalım bu konuyla ilgili durumlara gazeteler nasıl yer vermiş? Türk Gün gazetesi örneğin hemen ona bakalım sayfasında bu manşet dev bir manşet. Akıtalım ilk sayfayı bakın. Zilletin HDP aşkı diyet ödüyorlar. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bakın ve onarım yaptığı çocuk parkına terör örgütü PKK YPG sembollerini andıran görseller koyarak HDP ile yapılan kirli ittifakın karşılığını verdi zilletin HDP aşkı diyet ödüyorlar Türk Gün gazetesinde. Yeni Şafak'ta ki bir haber de az sonra seyredeceğiniz haberle alakalı. Federasyon Anayasası. Meral Akşener'in partisinde de bakın neler oluyor. CHP, İyi Parti, HDP Anayasası taslağı. Görüşmeler gizli yapılmış. CHP Atatürkçülüğünü satmış. Türk kelimesi ve din eğitimi yasaklanmış. Federasyon Anayasası diyor Yeni Şafak. İddialar kimden? Bizzatihi Meral Akşener'in partisindeki birinden. <laughs> <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı ama bu 2018 yılında başlarında yapılan bir çalışma idi. Yok denilen anayasa çalışmasını ilk açıklayan CHP'li İbrahim Kabaoğlu'ydu. Onu İyi Partili Ümit Özdağ izledi. Taslak Bu Ümit Özdağ'ın iddiasına göre seçimler öncesinde CHP, HDP, SP ve İyi Parti bir araya gelerek bir anayasa taslağı üzerinde anlaştı. 13 Ocak 2018'de yapılan ilk toplantıda çalışmaların mahremiyet ilkesiyle gizli yürütüleceği konusunda anlaşıldı. Ardından 9 maddelik yol haritası belirlendi. Ortak ilkeler 4 siyasi parti liderinin katılımıyla gerçekleştirecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır. Neden örtülü paylaşıyorsunuz? Yol haritasında anayasa taslağının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde açıklanması öngörüldü. Peki taslakta neler var? Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ikinci ve üçüncü maddeleri değiştiriliyor. Atatürk milliyetçiliğinden vazgeçilerek Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir ifadesi ekleniyor. Üçüncü maddedeki dili Türkçedir ifadesi resmi dili Türkçedir şeklinde değiştiriliyor ve Türkiye'nin farklı dillerden oluşan zenginliği ortak kültürel mirasın parçasıdır deniliyor. İki dilli eğitimin ön açılıyor. <Sessizlik> Taslakta mevcut anayasanın girişindeki Atatürk ismi de çıkarılıyor. Üniter devlet yapısının da ademi merkeziyetçi biçimiyle yeniden yapılandırılması isteniyor. Yani bölünmüş bir Türkiye'den bahsediliyor. Nasıl olur da böyle bir anayasa taslağının üzerinde siz Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin ibarelerini bulundurabilirsiniz. Yaptığınız uğrunda bütün bir siyasi mücadelemizi verdiğimiz milli değerlere saldırıdır. Hanımefendiler, beyefendiler, Meral Akşener'in partisinde olanları bizzat Meral Akşener'in partisinde en üst düzeyde görevlerde bulunmuş olanlar iddia ediyor toplumun gündemine getiriyorlar. Almanya'da neler oluyor? Maalesef Avrupa'da Almanya başta olmak üzere Türk ve Müslüman düşmanlığı giderek bir devlet politikası haline geliyor maalesef. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında Yahudilere yaptıklarını Türklere ve Müslümanlara yapıyorlar maalesef. Acı ve ama gerçek. Avrupa'da İslamofobik saldırılar bitmek bilmiyor. Almanya'da iki camiye tehdit içerikli mektup gönderildi. İslam karşıtlarının hedefinde Berlin Şehitlik Camisi ve Spahingen Fatih Camisi vardı. Posta yoluyla gönderilen mektuplarda İslam'a ve Müslümanlara hakaretler yer aldı hedef alınan camilerin dernek başkanları saldırılara dair bir açıklama yaptı. Açıklamalarda bu yıl içinde camilere benzer saldırıların yapıldığı, fail ya da faillerin bulunamadığı aktarıldı. Yetkililer camiye son gelen mektupların da polise bildirildiğini belirtti. Mektupların içeriğinden büyük üzüntü duyan Almanyalı Müslümanlar saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyor. Maalesef acı ama gerçek. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında Yahudilere yaptıklarını Türklere ve Müslümanlara yapıyorlar. Devam ediyoruz yayınımıza efendim. Üzüleceksiniz. Öyle bir haber var sırada. Bebeğini kaybeden bir annenin çığlıklarını seyredeceksiniz. Yürek burkan anlar huzurlarınıza gelecek efendim. Buz gibi suyun içerisinde saatlerce bekleyen ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar. Kimi bir tahta parçası üzerinde yaşam mücadelesi verdi, kimi ise buz gibi suyun içerisinde kurtarılmayı bekledi. 6 aylık bebeğini kaybeden bir annenin çığlıkları ise yaşanan insanlık dramının boyutlarını gözler önüne serdi. Why Why Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bir gemi ağır zalanarak Akdeniz açıklarında battı. Kısıtlı sayıdaki kurtarma botları nedeniyle açık sularda adeta can pazarı yaşandı. I lose my baby. Korkunç kaza onlarca sığınmacının canına mal olurken yaşamını yitirenlerin arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi. Birleşmiş Milletler Göçmenlik Bürosu şu ana kadar 47 kişinin kurtarıldığını bildirdi. My baby. My baby. Saat tam 8 sabah ajansı yayınımızda yine birlikteyiz. Burası A Haber. A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda ortak yayın sabah ajansı huzurlarınıza geliyor. Adana'daki bir operasyon haberiyle birlikteliğimiz sürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediler. Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı yapılan baskınlarda özel harekat timleri koç başıyla kapıları kırdılar ve içeri girdiler. Şüphelilerin evleri didik didik arandı. Operasyonun yapıldığı sokaklarda zırhlı araçlar güvenlik önlemleri aldılar. Yakalanan şüpheliler. Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler. Adana'dan İstanbul'a getireceği sizleri İstanbul'da gece saatlerinde peş peşe kaza haberleri geldi. alt birbirine girdi, bir otomobil alev alev yandı. İstanbul'daki kazaların ilk adresi Esenyurt'tu. Harami Dere tem bağlantı yolunda aynı istikamette giden altı araç birbirine girdi. İnşallah bir tane söylemiştim. Kazaya karışan araçlardan biri alev topuna döndü. Yanan otomobildeki üç kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir diğer kazada Bayrampaşa Aksaray istikametinde yaşandı. Bariyer otomobile saplandı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Gece saatlerinde bir de motosiklet kazası meydana geldi. Küçükçekmece Ayşık Veysel Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Barış Ö yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı çarpmanın etkisiyle yoldan geçen kişi metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü ise yaralandı. İstanbul'dan Kocaeli ve İzmir illerimize götüreceğiz sizleri. Gece silah sesleri duyuldu. Değil, değil mi? Boşanmak üzere olan eşini ve oğlunu öldürdü sonra da intihar etti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Veysel Özkan isimli şahıs eşi Serap Özkan'la tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle eşini ve oğlunu vurdu. Özkan daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi sağlık ekipleri baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde ise 3 yıl önce eşinden boşanan Fatih Ne, çocuğuyla görüşmek üzere kaldığı otelde eşiyle bir araya geldi. Eski eşi oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelince Fatih Ne ile Hasan Yavuz arasında tartışma çıktı. Otel'in otoparkında kavgaya dönüşen tartışmada eski eş yanında bulunan tabancayla Hasan Yavuz öldürüp intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Bu üzücü haberin ardından Bursa ve Adana'daki yangın haberleri var sabah Ajans'ında sosyal mesafe ile ilgili kurallar da bu esnada tamamen ortadan kalkmış. Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi yangını izledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekibi alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını görerek evlerinden çıkan mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yangını izledi. Sosyal medyada canlı yayın yaptı. Adana'da müstakil evde çıkan yangında da görüntüler farksızdı. Mahalle sakinleri Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak alevleri izledi. Sarıçam ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadına olay yerinde müdahale edildi. Saatlerimiz 8 6 dakika geçiyor. Sabah ajansında şimdi gazeteleri açıyoruz efendim. Hepsini açalım. Sabah gazetesini, yeni akit gazetesini değerlendireceğiz. Ama diğerlerini de görmenizi sağlıyoruz hepsini açarak. Devam edelim yayınımıza efendim. Önce bir yeni akit gazetesine bakıyoruz. Yeni akit gazetesinde. Soros'un çocukları bir kapattı, beş açtı başlığı var. Kavala'ya ait beş dernek üzerinden kaos tohumları ekmeği sürdürüyorlar. Soros'un çocukları bir kapattı, beş açtı. Türkiye'den çekiliyoruz açıklaması yapan kaos baronu George Soros'a ait Açık Toplum Vakfı'nın Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın kontrolündeki beş vakıf ve dernek üzerinden ihanet saçmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıntılar var. Nazilerden Mescid-i Aksa Camii'ne saldırı, Haçlı'nın İslam'a kini bitmiyor Avrupa'da yaşananlar. Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye tarihi prangaları bir bir kırıyor. Bir asır sonra Üç kıtadayız. Libya, Katar, Suriye ile ilgili resimler var. Aselsan'daki açılış öncesi milli silahlar incelendi. Küresel ambargoları milli sanayi ile aşacağız. Başkan Erdoğan'ın sözleri daha sonra biz de yayınlayacağız efendim. Akıtalım ilk sayfa yeni akitte başka hangi haberler var bakalım. Zahit Kotku Hazretleri'ni rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin az önce biz de onunla ilgili bir bölüm de size onu anlatmıştık. Akardan S-400 resti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu. Bakanlığın 2021 yılı bütçesi sunulurken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 sistemlerinin kontrol ve hazırlıklarının planlandığı gibi sürdüğünü ifade etti. Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi bugün hizmete açılıyor. Ateşkesi bozan bedelini öder milli e, bir konu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları. Üç hafız kardeşin ...tıp gururu. Gaziantep'te yaşayan... ...üç kız kardeş hem hafızlık eğitimi alıp... ...hem de tıp fakültesi okumanın gururunu... ...yaşıyorlar. Fotoğrafları var. Çukur'daki teröristler... ...DPKK'nın ajandasında... ...Diyarbakır EDP il Binası'nda... ...geçtiğimiz hafta yapılan aramada ele geçirilen... ...ve daha kaçırılan çocukların... ...isimleriyle terörist... ...cenazelerinin yer aldığı ajandadan... ...2015-2016'da Sur... ...Silvan, Bağlar ilçelerinde... ...gerçekleştirilen çukur eylemlerine... ...katılan teröristlerin adları... Kod adları, yakınlarının irtibat numaraları çıktı. Anneler Diyarbakır'da feryat etmeye devam ediyorlar. Ciğerimiz yanıyor. Eve dönün artık diyorlar efendim. Devam edelim. Sabah gazetesiyle yeni akiti okuduk ilk sayfadaki bütün haberlerini e gündeminize getirdik. Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak fırsat. Vergi, emlak, taşıt, öğrenim kredisi, SGK borçları yeniden yapılandırılıyor. Ve kuruluş Osmanlı fırtınası yine ekran başına kilitledi seyircileri deniyor. Haberde ATV'de adı yazılı tabelayı indirtti. Muazzez Ersoy ile ilgili bir haber efendim. Ve Tülin Şahin'e üçüncü kez çifte ödül ödülünü aldı bebeğine koştu deniyor. İslam düşmanlığında yarışan batılı liderler arsız ve ön yargılılar. Hatipoğlu hocadan batılı bağnazlar Alman polislerin şifresi. Bugün Türk avına çıkalım. İnanılır gibi değil ama gerçek. Bugün Türk avına çıkalım diyorlarmış kendi aralarında. Poliste ırkçılık araştırmasında çıkmış bu ortaya. Almanya'da devam edelim. Savunma sanayimiz küresel dev oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonra yayınlayacağız. Onun için diğer habere geçelim. Bu gurur ve mutluluk dünyaya bedel. Profesör Uğur Şahin Beyşi Özlem Türeci. Memleketlerinde gurur ve sevinç yaşanıyor. Koronavirüse karşı insanlığın umudu olan aşıyı geliştirdiler inanılır gibi değil gerçek tebrik ediyoruz bir Türk İskenderunlu bir Türk ve efendim insanlık adına muhteşem bir buluş bir Türk ve İskenderunlu dünyayı kurtaracaklar diyor efendim tabi aynı zamanda aynı zamanda tabi Karadenizli de bir Türk hem İskenderunlu hem Karadenizli. Rizeli ve İskenderunlu Türkler sigara dumanı virüs parçacıklarını daha uzak mesafeye yayıyor. Uyarıyoruz. Dileğimiz tüm insanlığın virüsten kurtulması, gönüllü koronavirüs savaşçılarının görüşleri, erkek şiddetine dört kurban daha cezalar arttırıldı, uzaklaştırma kararları alındı ancak kadınlar yine ...acımasızca öldürüldü efendim. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni... ...Başkan Erdoğan bugün açıyor. Ermeniler Kelbecer ilçesini boşaltıyorlar. Afife Teyze Çalıkuşu'yla başladı. On bininci kitabı okumuş. Parktaki semboller kaldırıldı. Kim kaldırdı? Kaymakamlık kaldırıyor bu arada ha. Sembolleri yerleştiren belediye değil. Kaymakamlık kaldırıyor. Kırmızı listedeki PKK'lı... ...öldürüldü deniyor efendim. Siz... Halis Demiri de yargılarsınız. Engin Ardıç darbeye direnmek Anayasa Mahkemesine göre suç değil, CHP'ye göre suç. Bunduna getire bilse darbeye direnenlerden hayatta olanları içeri attıracak neredeyse. İnsanda biraz utanma olur. FETÖ iktidara gelirse yiğitler yiğidi Ömer Halis Demiri de yargılarsınız siz diyor. Engin Ardıç CHP ile ilgili efendim. Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü ya hadisesi. Devam edelim yayınımıza efendim. Muammer Kaya efendim seyircilerimizden değerli bir kardeşimiz Erkan Tan bu CHP'liler yakında uzayda ne işimiz var da derler diyor. Muammer Kaya'ya selam yola devam. Hakan Bacaksız Ankara'da bizi bekliyor Ankara'nın gündemi aylı yoğun kalabalık satır başlarıyla hemen hızlıca Ankara'nın gündemini anlatmasını rica ederim Hakan Bacaksız'dan. Hakan Bacaksız Kantan Tan günaydın. Bugün Ankara'nın gündeminde en önemli başlık Rusya'dan gelecek olan heyet olacak. O heyetle ilgili detaylı bilgileri verelim sizlere hemen. Biliyorsunuz Türkiye'de Dağlı Karabağ'da varılan anlaşmanın uygulanmasını denetlemek için bir barış gücü kurulacak. Türkiye'de o barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak. İşte o barış gücüyle ilgili detayları görüşmek üzere bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geliyor. Heyetle yapılacak görüşmelerde elbette ki teknik ve taktik konular masada olacak. Bir de o heyette bundan sonraki süreçle ilgili alınması gereken önlemler ve neler yapılabileceği de yine görüşülecek konular arasında. Aynı zamanda ortak barış yer yarılacak asker sayısı da yine görüşmeler sonrasında netlik kazanacak demek herhalde yanlış olmaz. Anlaşma çerçevesine Dağlı Karabağ hattı Belaçın koridorunda gözlem noktaları kurulacak. Yine kurulacak denetim merkezleriyle tedbirler bir hal yoğun olarak alınacak barış gücünde. Hedef ise Karabağ'da 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgaline son veren ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesini sağlamak. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son derece önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu ve güçlü olmaya da devam edeceğini vurguladı. Ve son bir noktaya koydu. Karabağ'da herhangi bir oldu bittiye izin vermeyi istedi Savunma Bakanı Hulusi Akar. Tan Hakan Bacak'sız anlattı bizlere onun anlattıklarının ayrıntılarıyla devam edelim. Efendim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var şimdi sabah ajansında. S300 sistemi NATO ittifak içinde nasıl kullanılıyorsa S400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S400'lerin tesiri devam ediyor dedi. Amerika'nın tepkisini değerlendirdi. Amerika'nın teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kagresini ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu ve teklifimiz hala masadadır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Gündeminde Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi ve barış sürecinde Türkiye'nin rolü vardı mutabakat zaptı tarafımızdan imzalanmıştır. Böylece Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de değerlendirdi Akar. Türkiye'nin çözümden yana olduğunu vurguladı. Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bilgiyane kalamazdık. Biz de ülkemizin hak, alakma ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarlarına göz dikmiyorsak, ...kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Milli Savunma Bakanı FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı. FETÖ bağlantılı son personel de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden temizleninceye kadar... ...mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bakan Akar son olarak 2020 yılı bedelli askerlik başvuru sayısını paylaştı. 2020 yılında bedelli askerlik yapmak üzere 41 bin vatandaşımız dövizli askerlik hizmeti uygulamasında ise... 2000'den fazla vatandaşımız müracaat işlemini tamamlamamıştır. Terörle mücadele devam ediyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler terörle mücadelede çok önemli bir operasyonun altına imza atıldı. Kırmızı kategoride aranan bir terörist İsmail Sürgeç yok edildi. Cumhuriyet Halk Partisi, e, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti e, uzmanlarıyla, yetkilileriyle Aynen. bir, bir şey ortak e, faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı. Ama bu 2018 yılında başlarında yapılan bir çalışma idi. Yok denilen anayasa çalışmasını ilk açıklayan CHP'li İbrahim Kabaoğlu'ydu. Onu İyi Partili Ümit Özdağ izledi. Taslak! Bu. Ümit Özdağ'ın iddiasına göre seçimler öncesinde CHP, HDP, SP ve İyi Parti bir araya gelerek bir anayasa taslağı üzerinde anlaştı. 13 Ocak 2018'de yapılan ilk toplantıda çalışmaların mahremiyet ilkesiyle gizli yürütüleceği konusunda anlaşıldı. Ardından 9 maddelik yol haritası belirlendi. Ortak ilkeler, 4 siyasi parti liderinin katılımıyla gerçekleştirecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır. Neden örtülü paylaşıyorsunuz? Yol haritasında anayasa taslağının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde açıklanması öngörüldü. Peki taslakta neler var? Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ikinci ve üçüncü maddeleri değiştiriliyor. Atatürk milliyetçiliğinden vazgeçilerek Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan milli, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletidir ifadesi ekleniyor. Üçüncü maddedeki dili Türkçedir ifadesi resmi dili Türkçedir şeklinde değiştiriliyor. Ve Türkiye'nin farklı dillerden oluşan zenginliği ortak kültürel mirasın parçasıdır deniliyor. İki dilli eğitimin önü açılıyor. Taslak'ta mevcut anayasanın girişindeki Atatürk ismi de çıkarılıyor. Üniter devlet yapısının da ademi merkeziyetçi biçimiyle yeniden yapılandırılması isteniyor. Yani bölünmüş bir Türkiye'den bahsediliyor. Nasıl olur da böyle bir anayasa taslağının üzerinde siz uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin ibarelerini bulundurabilirsiniz? Yaptığınız uğrunda bütün bir siyasi mücadelemizi verdiğimiz milli değerlere saldırıdır. Efendim bu iddiaları bizatihi Meral Akşener'in partisinin kozmik odalarında bulunan en üst düzey görevlerinde bulunan Ümit Özdağ dile getiriyor. Ve soruyor. Haberi izlediniz efendim. Az önce takdim ettiğimiz haber de şimdi gelecek huzurlarınıza. Şimdi efendim terör örgütüyle nasıl mücadele edildiğini ve ne büyük bir başarı elde edildiğini bizzat seyredeceksiniz. Hepsi yok edilinceye kadar elhamdülillah bu mücadele sürecek. Karşımızdakiler Kürtlerin temsilcisi değildirler. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP bunlar Kürt görünümlü Siyonist Yahudilerin temsilcisi. terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu. Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü. Güvenlik güçleri Tunceli'de operasyondaydı. Ahpanos vadisinde bir grup terörist tespit edildi. Bölge kıskaca alındı. Havadan ve karadan vuruldu. Operasyonda kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz Kodatla adlı İsmail Sürgeç öldürüldü. 10 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist çok sayıda kanlı eylemi planlayıp gerçekleştirenlerdendi. Peki ya evlatlarımızı bu siyasi parti maskeli HDP'liler alıp götürüp dağdaki teröristlere teslim ettiler diye feryat edenlerin feryadı ne olacak? Allah'ın izniyle bizler hayatta olduğumuz sürece onların feryadını duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Peki onların feryadını bilmeyenler, duymayanlar, görmeyenler var mı? Var. Mesela Atatürk'ün partisi diye kendini takdim eden ve bu memleketin ana muhalefet partisi annelerin bu feryadını bilmiyor, görmüyor, duymuyorlar. Ellerinde Türk bayrağı, dillerinde teröre lanet sloganları durduracağız bunu bütün anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar. Evladı PKK tarafından kaçırılan anneler, şehit yakınları ve vatandaşlar omuz omuza verdi. Diyarbakır annelerinin başlattığı kıvılcım büyüdü, şırna uzandı. Allah! Şırnaklı kadınların protesto yürüyüşüne 10. haftada Diyarbakır annelerinden destek geldi. Diyarbakır analar geldik, hoş geldiniz, başım üstüne geldi, destek için buraya geldik. Her zaman beraberiz, destekçiyiz. Gözü yaşlı, yüreği anneler bu kez de Şırnak'ta bir araya geldi. Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler her hafta olduğu gibi bu hafta da HDP Şırnak İbni kadar yürüdü. Ellerindeki bayraklarla ve flemalarla... Terör örgütü PKK lanetledi. Polis ekipleri HDP binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. HDP'liler eylemi sabot etmek istedi. Binadan şarkı sesleri yükseldi. Ancak yıllarca susturulan nelerin evlat özlemiyle sesleri daha da gür çıktı. Gün birlik beraberlik günüdür. Doğu ve Güneydoğu halka artık uyansın. PKK'nın uzantısı HDP'nin gerçek yüzünü görsün. HDP Kürt görünümlü Kürt katillerine hizmet eden siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. Terörist sevinçlerden oluşur. Ne yaptılar bunlar? Hendek olaylarında 250-300 bin Kürdün evini başına yıkmadılar mı? Hapishanelerdeki Kürt kökenli gençleri açlık grevlerine teşvik etmediler mi? Ölümlerine sebep olmadılar mı? He? Ne yaptılar? Ne diyor anneler? PKK gelip evimizden evladımızı alıp gitmedi. Bu HDP de siyaset yapanlar il ve ilçe teşkilatlarındakiler evlatlarımızı alıp götürüp dağdaki teröristlere teslim ettiler diyorlar. Korkunç bir şey bu. Siyasi parti maskeli terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu. Devam edelim. Devam edelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Gazeteleri açıyoruz takvim gazetesindeki başlıklara bakıyoruz. 83 milyona büyük destek az sonra yani saat 9.30'dan itibaren Faruk Erdem'le bunları anlatacağız efendim. Vidası çıktı. Türkiye Hırvatistan'la karşılaştı. Ancak rakip takım korona testini beklemeden maça çıktı. Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida'nın Covid olduğu açıklandı diyor efendim. Devam edelim. Kod adı Dorukhan. Fenerbahçe Dorukhan için Gökhan Caner taktiğini izleyecek. Sigara dumanı Covid'in kaynağı ayrıntılar var. Uzayı dört kez aydınlattı. Başkan Erdoğan açıklamalarını yayınladık. Efem çok gurur veren bir tablo. Bu bir aşı haberi değildir. Şaşırtan tablo. Akıtalım sayfayı. Dünya korona aşısının mucidi Uğur Şahin'i merak etti. Magazin sevdalıları ise sahte Şöhretlerden vazgeçmedi. Arama motorları salgında fazla mesai yaptı. Korona aşısını bulan Profesör Uğur Şahin de dünyada en çok merak edilenler arasında yer aldı. Türkiye'deki veriler ise şaşırttı. Virüsü ciddiye almayan sosyal medya bağımlıları aşıyı da umursamadı. Tık zengini sözde ünlüleri aradı. Diyor efendim kim kardeş yan filan var ve efendim ve, ve Uğur Şahin'le ilgili aramalar var. Onların da haritasını koymuş oraya. Takvim gazetesi. Denizli'de Cennet Tuğba Tokbaş Eray Hakver tarafından öldürüldü. Anne Okşan gözyaşı döktü. Kızım iki aydır görüşüyordu bizimle tanıştıracaktı ama cani evladımı katletti deniyor efendim. Ev bulamıyorum. Fiyatlar iki kat olmuş. İzmir'de ayda bebek 91 saat sonra kurtuldu. Baba Uğur Gezgin yürek burktu. Babanın açıklamaları efendim. Devam ediyoruz. Pavyon kokoreç. İstanbul Esenyurt'ta kokoreç dükkanı basıldı. Onun altında Bodrum katta pavyon çıktı. Ve Ergün Diler. Erdoğan yeni dönemi işaret etti. Savunma Bakanı Hulusi Akar da S-400 için masa hazır dedi. Ankara'da atamalar birbirini izledi. Bütün bunlar ne anlama geliyor Ergün Diler'in yazısında? Sevgili seyirciler ve dinleyiciler sabah ajansı devam ediyor. Koronavirüsle ilgili son durum şimdi huzurlarınıza geliyor. 88 can kaybı, 2841 yeni hasta, Türkiye'nin 24 saatlik virüs bilançosu açıklandı. Bir günde 148.482 test yapıldı. Toplam test sayısı 16 milyona yaklaşırken 15.713.891 milyon oldu. Virüs nedeniyle 88 kişi hayatını kaybederken 2841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı ise 3230'a yükseldi. Son 24 saatte 2181 kişi sağlığına kavuştu. Salgının başından bu yana 346.794 kişi koronavirüsü yendi. Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplam 11.233 oldu. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa bir kez daha vurgu yaptı. Virüs yükünü düşürelim dedi. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maskeyle virüs yükünü düşürelim. Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Bey'in uyarılarını birlikte dinlettik, seyrettik aşıyla ilgili bütün dünyayı ve bu dünyanın ilgisini çeken iki kardeşimizden bahsedeceğiz. Özlem Hanım Rizeli, Uğur Bey İskenderunlu. Tüm dünya şimdi bu iki kardeşimizi konuşuyor. So in the, in the... Koronavirüs aşısını bulan Biontech CEO'su Türk Profesör Uğur Şahin aşı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak. Dünyanın konuştuğu Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci çifti geliştirdikleri aşının %90 başarı sağladığını söyledi. Şahin, aylardır üzerinde çalıştıkları aşının başarılı sonuç vermesini zafer olarak niteledi. Profesör Doktor Uğur Şahin, ABD'li haber ajansı ne de açıklamalarda bulundu. Mart-Nisan aylarında ilk denemeleri yapmayı planlıyoruz. Durumun kontrol altına alınması ise gelecek yılı bulacak gibi gözüküyor. Peki yerli aşıyla ilgili çalışmalar, çalışmalar devam ediyor. Mesela Akşam Gazetesi'nde bir başlık var, yerli aşı tuttu akıtalım. İnsan deneyleri aşamasındaki yerli Covid aşısının uygulandığı iki gönüllüde herhangi bir yan etki görülmedeki iddialı. Türk aşısı da konuşulacak, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen, Covid-19 aşısının insanlar üzerindeki faz 1 testlerinin ilk sonuçları olumlu geldi. Rektör Profesör Mustafa Çalış'ın açıklamaları var. Ekipten Doktor Ahmet İnal'ın açıklamaları var. Şimdi sizlere sunacağımız haber de yerli aşımızla ilgili başka çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Şu an e, elimizde 9 farklı e, aşı formülasyonumuz bulunmakta. Bunları e, farelere de vermiş bulunmaktayız. Koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarından sevindiren bir haber daha geldi. Hacettepe Üniversitesi'nin öncülük ettiği çalışmada hayvan deneyleri başladı. Farelerde e, yeterli bağışıklık yanıtını oluşturacak mı bu aşı formülasyonlarımız e, ve e, nötralizan antikor dediğimiz e, virüsü e, engellemede yeterli antikor düzeyine ulaşacak mı bunları test etmekteyiz. Tüm dünya COVID-19 aşısı için zamanla yarışırken Türkiye'de de 13 merkezde aşı çalışmaları yürütülüyor. Onlardan biri de Hacettepe Üniversitesi'ndeki Aşı Enstitüsü'nde. Bilim insanları yerli aşı için gece gündüz çalışıyor. Normalde bildiğiniz gibi yani 5-6 yıldan önce bir aşı formülasyonunun geliştirilmesi biraz zor bir durum. Ancak pandemi sebebiyle biz biraz daha işi sıkı tutarak ve hızlandırarak daha hızlı çalışıyoruz. İşte bu sayede 2 yılın sonunda varılacak aşamaya 6 ayda geçildi. Aşıların herhangi bir yan etkisi var mı yok mu? Bunları da hayvanlar üzerinde test ediyoruz. Eğer bütün testleri başarılı olarak geçen bir formülasyonumuz olursa artık klinik aşamaya hazır hale gelmiş olacak. Hedef yerli aşının bir yıl içinde geliştirilmesi. Tamamen başarılı sonuçlar elde edersek bu senenin sonuna kadar preklinik çalışmaları bitiririz gibi gözüküyor. Ve 2021'in başlarında insan çalışmalarına yani klinik faz bir çalışmalarına başlayabiliriz gibi gözüküyor. İnşallah yerli aşı için de umutluyuz ve gururluyuz. Allah'ın izniyle elhamdülillah. İnşallah yayınımız devam ediyor. Konuyla ilgili tedbirler, ilan edilen yasaklar, yasaklara uymayanlarla ilgili cezalar da devam ediyor. Bizden söylemesi. Cezayı öğrenince ellerindeki sigaraları gizlemeye çalışan da vardı bundan haberleri olmadığını söyleyen de. Cadde, sokak ve duraklarda artık sigara içmek yasak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni getirden kısıtlama için koronavirüs denetimindeydi. Avcılarda trafiğe kapalı olan caddede denetimde olan ekipler sigara içenleri tek tek tespit etti. Maske takmayan ve sigara içenler uyarıldı. 900 er lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Arnavutköy'de de polis ve zabıta ekiplerince sigara ve maske denetimi yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu Fatih Caddesi'nde sigara içenler, maskesi olmayanlar polisten kaçamadı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden sonraki tartışmalar ne halde? Konuyla ilgili bilgiler haberimizde. Amerika ile Çin arasında ekonomik gerilim tırmanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump bu kez de Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmaları hedef aldı. Trump, Amerikalıların bu firmalara yatırım yapmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Dikkat çeken gelişmeyi Beyaz Saray yazını açıklamayla duyurdu. Trump, Çin kendi ordusunu finanse etmek için Amerikalı yatırımcıları kullanıyor değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, söz konusu yasaklar Savunma Bakanlığı'nca belirlenen 31 firmayı kapsıyor. Kararın Çin'in büyük havacılık, inşaat ve teknoloji şirketlerini önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor. Ve Cumhuriyetçiler pes ediyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler pes etmiyor. Seçimlerde hile yapıldığıyla ilgili kanıtlar getirenlere para ödülü vaat etmişler Cumhuriyetçiler. ABD'de seçimler bitti. Ancak seçimlerde oy çalındığına ve hile yapıldığına dair tartışmalar bitmek bilmiyor. Son olarak konuyla ilgili şaşırtan bir açıklamada ABD'nin kilit eyaletlerinden olan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi vali yardımcısı Dan Patrick'ten geldi. Patrick, seçimlerde oy çalındığına ya da hile yapıldığına dair delil getirene 1 milyon dolar vereceklerini duyurdu. Oy pusulalarının sayılmasında gecikme olması hile ihtimalini arttırıyor diyen vali yardımcısı söz konusu para ödülünün de Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan verileceğini belirtti. Meksika'dan Üsküdar'a götüreceğiz sizleri. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in çok özel ve önemli bir çalışması var. Bak çok güzel bir tablet bu. Tamam. İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü hediye tabletle güldü derslerime daha rahat gireceğim bu tabletle. Çok teşekkür ederim. Canım ben. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. İstanbul Üsküdar Belediyesi çağrı yaptı. Üsküdarlılar çöplerini ayrıştırdı. Geri dönüşümden elde edilen gelirle ilçedeki öğrencilere 5000 tablet alındı. Çöpü ayrıştırdılar, attılar ve çöpten gördüğünüz tablet çıktı. Bu tabletlerden Üsküdar'da özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yetim öksüz çocuklara bunları ulaştıracağız. Tablet hediye edilen çocukların yüzü güldü. Öğrenciler ve aileleri memnuniyetlerini teşekkür ederek dile getirdi. Çok iyi yaptınız. Ercin'cim tabletimiz bu. Hayırlı olsun Ercin'cim. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum derslerinde. Üç çocuklu Aydemir ailesinin en küçük kızı Ecrin 6. sınıfta okuyor. Ancak tableti olmadığı için derslerini annesinin cep telefonundan takip ediyordu. Ancak telefon çaldığında tabi dikkati dağılıyordu. Üsküdar Belediyesi'nin hediye ettiği tablette artık Ecin derslerini daha kolaylıkla takip edebilecek ve konsantrasyonu bozulmayacak. Kızımızın ismi Hanım. Hanım kaça gidiyorsun? Beşinci sınıfa gidiyorum. Beşinci sınıfa gidiyorum. Ya annem telefonunu bana bırakmak zorunda kalıyordu ya da ben de onun işe gitmek zorunda kalıyordum. Bu tablet benim için çok güzel bir hediye oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üsküdar'da geri dönüşümden elde edilen gelirle bu hizmet gerçekleştirilmiş. Hilmi Türkmen Üsküdar Belediye Başkanı'nı tebrik ediyoruz. Saat başında karşınızdayız. Saat tam 9 sabah ajansı yayınımızı sürdürüyoruz. Hafta içi sabah saat 7'de başlıyor sabah ajansı yayınımız. A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da ortak yayınla huzurlarınıza geliyor. Van'dan gelen üzücü bir haber var sırada. Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada ölen ve yaralananlar var. Mültecileri taşıyan minibüs Erciş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve devrildi. İlk gelen bilgilere göre kazada hayatını kaybeden ve yaralananlar var. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Van'da Erciş ilçesinde meydana gelen bu kazayla ilgili gelişmeleri ilerleyen dakikalarda aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler ve dinleyicilerimiz A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da sabah ajansı sürüyor. Rusya'dan heyet bugün Ankara'ya geliyor. Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı. Türkiye, Dağlık Karabağ'da anlaşmanın uygulanmasını denetlemek için ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak. Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ayrıntılar Ankara'ya gelecek Rus heyetle yapılacak toplantıda masaya yatırılacak. Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim ne duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek bunlar yapılacak. Bakan Akar, Rus heyetle yapılacak görüşmelerin ardından asker sayısının belli olacağını söyledi. Akar ayrıca gözlem gücü için tezkere gerekebilir dedi. Dağlık Karabağ hattı ve Laçın koridorunda gözlem noktaları kurulacak. Kurulacak denetim ve gözetleme merkezi tüm tedbirleri alacak. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ha burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimiz egemen ve bağımsız devlet olarak görüyoruz. Ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Hedef Karabağ'daki 28 yıllık işgali resmen sona erdirmek. Ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak. Buradaki bizim varmaya çalıştığımız nokta en sonunu söyleyeyim. En sonunu. benim bu ateşkesin kalıcı olması. İstikrarın sağlanması, barışın sağlanması, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi refahın yayılması. Herkes yesin, yesin, keyfine baksın. Ama kimse kimsenin de hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu. Nereden nereye bütün dünyada etkin, güçlü, söz sahibi olmak için çabalayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti görüyoruz. Hele savunma sanayindeki başarılar. Dünyanın yüz büyük savunma sanayi kuruluşunun yedisi Türkiye'de ve üstelik bunu son 10 yılda başardık. Başka Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesi saygıyla ve tebrikle anıyoruz. Peki ya bu potansiyelin kullanılmadığı o onlarca yılın hesabını kime soracağız? Bak son 10 yılda gerçekleşti büyük bir bölümü. Peki o geçip giden on yılların hesabını kime soracağız? Demek ki istenince oluyormuş. Demeyelim mi bunu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ederken bunun da hesabını kime soracağız demeyelim mi? Ermenistan'da neler oluyor? yandan itiraflar geliyor. Günler sonra ortaya çıktı itiraflarla dünya kamuoyunda. Karabağ'da yenilgiyi kabul eden ve Azerbaycan'la ateşkes imzaladıktan sonra sırra kadem basan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı. Paşinyan, ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısındaydı. Azerbaycan yenilgisi sonrası protestoların hedefi olan Paşinyan, bir kez daha başka çaremiz yoktu dedi. Birkaç gün içerisinde önce Hankendi, ardından Askeran ve Adere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecerle Kaşadağ'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı. açıklamalarıyla Ermenistan ordusunun ağır yenilgisini ortaya koyan Paşinyan, kendisine gelen tepkileri hafifletmek için "Anlaşma kesin çözüm değil. Sadece çatışmaları bitirmek için imzalandı." dedi. Öte yandan Azerbaycan yenilgisi sonrası Ermenistan sokaklarında tansiyon düşmüyor. Ateşkesten memnun olmayan binlerce kişi başkent Erivan'da bulunan Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Hayır, insanların... Protestocular Paşinyan'ın istifasını istedi. Bu Macron'un oyuncağı. Macron kimin oyuncağı? Dünya biliyor bunu bilen biliyor, bilmeyenler için bir kez daha söylüyorum. Defalarca belirttim, yayına not düştüm ama Macron da o Siyonist Yahudi Rothschild ailesinin oyuncağı. Ermenistan devlet görünümlü bir oyuncak, bir terör örgütü. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuzeyden kuşatmak için kullanılan bir aparat. Ne oldu? Paşinyan oldu. Perişan yan. Ermeniler sokaklara indi. Başbakan Paşinyan'a hain ilan etti. Öfkeli kalabalığa müdahale eden Ermeni polisi onlarca kişi yaka paça gözaltına aldı. Görüntüler Başkent Erivan'dan. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etmesi ülkeyi adeta infiale sürükledi. Özgürlük meydanı başlı olmak üzere ülke genelinde patlak veren şiddet olayları artarak devam ediyor. Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular Ermeni lideri vatan haini ilan etti. Gösterilere hükümetin düşürülmesini talep eden muhalefet partisi de destek verdi. Öte yandan birçok şiddet olayına sahne olan protestolara Ermeni polisinin müdahalesi sert oldu. Onlarca Ermeni vatandaşı güvenlik güçleri tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. Ve Tunceli'deki çok önemli bir terör operasyonu haberiyle devam edelim. Kırmızı kategoride aranan terörist İsmail Sürgeç öldürüldü. terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu. Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü. Güvenlik güçleri Tunceli'de operasyondaydı. Ahpanoz vadisinde bir grup terörist tespit edildi. Bölge kıskaca alındı. Havadan ve karadan vuruldu. operasyonda kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz Koda adlı İsmail Sürgeç öldürüldü. 10 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist çok sayıda kanlı eylemi planlayıp gerçekleştirenlerdendi. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP hepsi bir ve beraberdir. İsimleri ayrı, adamları aynı. Kürt görünümlü Kürt katillerinden bahsediyoruz. Bunlar Siyonist Yahudilerin Kürtleri. Bunların siyasi parti görünümlü adamları, arkadaşları var. HDP şimdi CHP de HDP ile ruh ikizi olmuş. Karşımızda Ramazan Almaçayır var efendim. Ramazan Almaçayır CHP'nin HDP ile nasıl ruh ikizi olduğunu anlatacak. Sizlere Ramazan Almaçayır günaydın kolay gelsin seni dinliyoruz. Günaydın Erkantan. Küçükçekmece'deki bir parktaki görsel ve semboller büyük tepki çekti. Çünkü o çocuk parkındaki görsel ve sembollerin terör örgütünün renklerini ve görsellerini, sembollerini anımsatan şekilde olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine de ilk olarak küçük küçük çekmece kaymakamlığı bir soruşturma başlattı ve yapılan yazıda açıklamayla ilgili olarak da bu konuyla ilgili olarak e, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Tabii bununla da sınırlı kalmadı çünkü e, belki de gün e, gün içerisinde yüzlerce veli ve çocuğun e, anne ve babalarıyla giden çocukların o parkın içerisindeki terör örgütü PKK'nın görsel ve sembollerini anımsatan o renklerle karşılaşması tabii ki büyük tepki çeken bir olaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında projenin tasarımıyla ve onaylanmasıyla ilgili olarak açık kimlik tespitlerinin edilmesi talimatını verdi soruşturmasında. Bununla ilgili olarak da İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı. Oradaki görsel ve sembollerle ilgili hem tasarım konusunda hem de o tasarımın onaylanması sürecinde kişilerin kimlik bilgilerinin açıkça tespiti ve bu kişilerle ilgili herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı yani bağlantılar olup olmadığı da TEM Şube Ekipleri tarafından e, araştırılmaya başlanmış oldu. Şu an için polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Öte yandan da o parktaki görsellerle ilgili de söküm işlemleri başladı. Gerçekten de e, o görseller sosyal medyada e, görüldüğü andan itibaren büyük tepki çekmişti. Çünkü terör örgütünün görsel ve renklerini anımsatan bir şekilde dizayn edildiği ve parkın Büyük bölümünde yerleştirildiği görülmüştü. Bununla ilgili olarak da hem Küçükçekmece Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla şube ekipleri hem tasarım konusunda hem de onaylama konusunda ismi geçen kişilerin açık kimlik tespiti ve terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor diyelim. Ramazan Almaca'ya da çok teşekkür ediyoruz efendim. Küçükçekmece Belediye Başkanı kendisine efendim on terör örgütü bu renkleri kullanıyor diye biz kullanmayacak mıyız diye savunmaya gayret göstermiş. Kardeşim görsellerden bahsediliyor görsellerden. Dünyanın hangi çocuk parkında senin orada kullandığın görseller yerlerde görsel olarak kullanılmış. Bir bak bakalım milletin aklıyla dalga geçmiyor milletin aklıyla. Alay ediyor, küfür ediyor milletin aklına. Küçükçekmece Belediye Başkanı. İstanbul Kartal Belediyesi'nde neler oluyor? İstanbul'da Kartal Belediyesi borç batağından kurtulamıyor. Kartal Belediyesi gün geçtikçe borç batağına saplanıyor. İddiaya göre 2009 yılında AK Parti yönetimi Kartal Belediyesi'ni CHP yönetimine devrederken kasa artıdaydı yaklaşık 4 milyon TL artı parayla Kartal Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili yönetime devrettik. Ancak 2009 yılından itibaren CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediye şimdi borç batağı içinde. Mevcut şu anda Kartal Belediyesi'nin borcu yaklaşık 625 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Peki milyonlarca borç karşısında Kartal'da hangi projelere imza atıldı? Şimdi tabii ki yapılmış olan projeleri var. Hiçbir tane betonerme bir projesi yok. Ee, en çok övündükleri kreşler, yalnız kreşlerin hepsi de inşaatların yapıldığı inşaat ofislerinden bozma yerleri kreşe çevirerek sıfır baştan yapılmış gibi halkımıza sunum yapıyorlar. Şimdi 2019 yerel seçimlerinde yeni belediye başkanı Gökhan Yüksel belediye başkan adaylığı döneminde vermiş olduğu projelerin hiçbir tanesine daha başlamadı ki başlayamayacak da zaten. Çünkü maalesef Kartal Belediyesi'nin borcundan dolayı parası yok. Belediyenin borç içerisinde olması Kartal Belediyesi'ni daha zor günlerle karşı karşıya bırakacak. Kartal çok ciddi borç bataklığındadır. Tahminimiz şudur ki bir sene sonra, bir buçuk sene sonra Kartal Belediyesi personelinin maaşını ödeyemeyecek duruma gelecektir maalesef üzülerek ifade ediyoruz. artı parayla devredilen kasa şimdi eksi de Kartal'da. Bir daha söyleyelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Devam edelim yayınımıza. Cumhuriyet Halk Partisi'deki tartışmalar. Muharrem İnce CHP yalanın kurgu merkezi dedi. Muharrem İnce herhangi birisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı idi. Kendi partisini yalanın kurgu merkezi diye itham etti. Ayrıca CHP medyasına da tepki gösteriyor Muharrem İnce. Yalanın kurgu merkezi aynı yer. CHP genel merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısını zedeleyecek, onu rencide edecek, söz söyleyecek bir yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı kuruluşun ve kurtuluşun lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP'de kılıçlar çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlayan Muharrem İnce'ye yanıt partinin grup başkan vekili Engin Özkoç'tan geldi. Böyle bir lüksümüz de yok. CHP Genel Başkanı'nın parayla parti kurduruluyor iddiasıyla başlayan kriz, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleriyle daha da derinleşti. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özkoç, İnce'ye önce üstü kapalı kapıyı gösterdi. Ardından ılımlı mesajlarla tansiyonu düşürmeye çalıştı. İnsanlar ayrılıp da Türkiye'de siyasi parti kurmuşlardır. 85'e yakın siyasi parti vardır. 86 olur, 87 olur birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Koltuk derdi koltuk başka bir şey değil işte. Dert koltuk. Yani dokunma benim koltuğuma seni tehlike görüyorum seni yıpratırım sana iftira atarım sana yalan söylerim. Siz emekli olduktan sonra geldiniz bu partiye. Ben 15 yaşında geldim. Muharrem İnce sadece CHP yönetimiyle değil, CHP'ye yakın medya organlarıyla da karşı karşıya geldi. Tartışmalar ekranlara taşındı. Ya Muharrem İnce CNN Türkiye çıkabiliyor da Halk TV'ye niye çıkamıyor? Telebire Çıkam niye çıkamazsınız? Çıkamıyor Genel merkezden talimat gelmediği sürece çıkamazsınız. Sizde biz bir haber değeri görmüyoruz. Mesele bundan ibaret. Önemsizleştiniz. CHP'nin hali pürmelali bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömrünü vermiş olanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi için yalanın merkezi ifadesini kullanıyor. Devam edelim yayınımıza. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler sabah ajansında şimdi şimdi Konya'da yaşanan bir hadiseyi getireceğiz huzurlarınıza. Konya'da bir kadın yaşlı bir adam tarafından burası Arabistan değil denerek hakarete maruz kalıyor. Ayrıntılar haberimizde. Burası Osmanlı toprağı. Arabistan değil. Bu benim nenelerim bu Kıyafet, burayı. Kıyafetinin güzel. İşte bu sözlerle yolda yürüyen kadına hakaret etti. Çanakkale'de mineli etekler olmadı. Senin, Senin hakkın be. yok benim paşafıma laf söylemeye. Konya'da yaşlı bir adam yoldan geçen kadına kıyafetinden dolayı hakaret edip sözlü tacizde bulundu. İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor? Bilim bu mu? Yaşlı adam kadının giydiği kıyafeti bilimden uzak olarak tanımlayarak burası Arabistan değil kıyafetini düzelt şeklinde ithamlarda bulundu. Arabistan mı? Burası Atatürk Cumhuriyeti değil. bana hakaret etti. Hakareti uğrayan kadınsa o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kadın kıyafeti nedeniyle kendisine hakaret eden adama sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Demokrasiyi savunan bir adamsam benim burada o zaman özgürce dolaşabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekiyor. Ben Kadın adamı ezmiş, parçalamış yalnız. Ama işte var. Böyle bir insan tipi var Türkiye'de. Böyle bir insan tipi oluşturdular geçmişten bugüne. Kendi dininden, diyanetinden, milletinden, milliyetinden, geçmişinden, tarihinden, Osmanlı'dan nefret etmeyi çağdaşlık zanneden ve Atatürkçülük zanneden bir zihniyet var bu memlekette. Var. Devam edelim yayınımıza efendim. Avrupa ülkelerinden Almanya'da çarpıcı bir rapor yayımlandı. İsmail Erel sabah gazetesinin Avrupa temsilcisi bu çarpıcı rapor hakkında bilgiler verecek sizlere. Almanya'nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor, Alman polisindeki ırkçılığın ürkütücü boyutlarda olduğunu gün yüzüne çıkarttı. Araştırmayı Almanya'da polis şiddeti ve polisteki ırkçılığı mercek altına alan araştırmaları ile bilinen Profesör Tobias Zingelstein ve ekibi yaptı. Ve yapılan bu araştırmaya göre bazı polisler özellikle göçmenleri ve siyahileri bilerek yani kasten kötü davranıyor. Yapılan araştırma kapsamında poliste yaşananları anlatan bir memur, bazı arkadaşlar bugün Türk avına çıkalım diyerek sokak sokak Türk arıyorlardı. Sonra da sudan sebeplerle durduruyorlardı. Örneğin arabayla dönerken sinyal vermediğin gibi sebeplerle durdurduktan sonra da bu kişileri provoke etmeye çalışıyorlardı dedi. Ve bunların hepsi kayıtlara geçti. Küçük olayların bile büyütüldüğünü ve büyütülmesiyle birlikte insanların tavır göstermesinin beklendiğini anlatan polis e, sinirlenen insanlarla konuş, insanları konuşarak sakinleştirebilirsiniz. Her iki tarafta huzur içinde yoluna devam eder. Ya da şerif benim, benim dediğim olacak diyebilirsiniz. Ve maalesef birçok polis arkadaşımız böyle davranıyor. Şerif benim diyor dedi. Anlat diye anlattığı bütün yaşananları Profesör Zingelstein ise ırkçılık araştırması için 3370 kişiyle görüşüldüğünü açıkladı. Zingelstein poliste yapısal bir sorun olduğuna da dikkat çekti. E, profesör ama bunun ülke genelinde ne kadar büyük olduğunu ise bu araştırma ise e, araştırma ile söylemenin mümkün olmadığını da dikkat çekti. Profesör Zingelstein Almanya genelinde büyük bir ırkçılık araştırmasının şart olduğunu bildirdi. Profesöre göre araştırmaya katılanlar barış şekilde ırkçı, Müslüman karşıtı hakaretlere maruz kaldıklarını anlattığını açıkladı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. İsmail Erel, Sabah Gazetesi'nin Avrupa temsilcisi, Avrupa'da yaşanan çok önemli gelişmeler hakkında, İslam ve Türk düşmanlığı hakkında bilgiler verdi sizlere. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında Yahudilere yaptıklarını, Türklere ve Müslümanlara yapıyorlar. Acı ve ama gerçek. Devam edelim yayınımıza efendim. Birleşmiş Milletler'in tavır, karar ve duruşuna bir itiraz da Senegal Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Bakalım. Dünya Birleşmiş Milletler'in modası geçmiş kurallarına karşı durmalı. Dikkat çeken açıklama Senegal Cumhurbaşkanı Mekisal'dan geldi. Sal, Birleşmiş Milletler'in Afrika'nın çıkardırdı gözetmekte yetersiz kaldığını ifade etti. Üçüncü Barış Forumu'nda konuşan Senegalli lider, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında tek bir Afrika ülkesinin bulunmadığına dikkat çekti. Daha adil bir dünya için modası geçmiş kurallara karşı durmaları gerektiğini belirtti. Sömürgeciliğin her türlüsünü şiddetle kınayan Sal, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemdeki İslamofobik açıklamalarına da tepki gösterdi. Sal, aşırıcılıkla mücadelenin şart olduğunu ancak bunu yaparken farklılıklara saygı duyulması gerektiğine dikkat çekti. Şimdi hemen Aybüke Sena Can'la baş başa bırakacağız sizleri. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 16 Kasım'dan itibaren okulların tatil olacağını söyledi. Yani aslında bugünden itibaren tatil de başlamış oluyor. Ayrıntılar Aybüke Sena Can'da. Aybüke Sena Can gördüğünüz gibi bir okulda çocuklarla beraber. Aybüke Sena sözü ve yayını sana devredelim. Birinci dönemin ara tatili yarından itibaren başlıyor. Öğrenciler eğitime bir hafta ara verecekler. Peki pandemi sürecinde bu ara tatil onlar için nasıl geçecek? Yanımızda Sündüz Demirdağ Tunçer var. Mikrofonumuzu ona uzatalım şimdi. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. evet. Pandemi Ara dönemde... tatil yarın başlıyor. Öğrenciler için bu süreç nasıl geçecek? İlk başta onu soralım. Ders olmayacak elbette ama ödevler olacak mı? Evet olacak. Öncelikle bunun haberini verelim. Pandemi döneminde eğitim öğretimde hem online hem de yüz yüze süreçte ortalama iki ayı geride bıraktık. Yarından itibaren dokuz günlük bir tatil süreci başlıyor öğrencilerimiz için. Bu süreci aslında çok güzel değerlendirmelerini istiyoruz. Eğitim öğretime ara vermeden onlar için hazırlanmış küçük hatırlatma tekrar nitelindeki ödevlerini yaparak geçirebilirler tatillerini elbette. Planlı programlı ama bunun yanında tabii ki kitap okuyabilecekleri, kendilerine vakit ayırabilecekleri, tiyatro, sinema gibi etkinliklerden evde bulundukları süreçte pandemi de göz önünde bulundurarak e, çeşitli etkinliklerle bu sürece geçirebilirler. E, tabii ki hastalığın seyri, pandeminin devam ediyor olması, Kasım sonrasında da okullarımıza yine sağlıklı bir şekilde dönebilmek adına tedbirleri elden bırakmadan bir tatil programı yapmayı zorunlu kılıyor. Mutlaka bu süreçte de hem evde hem de eğer açık alana çıkacaksak bütün tedbirlere uyarak tatil sürecini geçirmeliyiz ki öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de tekrar Kasım tatili dönüşünde okula dönüp sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimi online süreçte beraber götürebilelim. Peki şunu sormakta da fayda var. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl Veli ile öğrencinin yapacağı aktiviteleri yayınlamıştı. Bu yıl pandemiyle birlikte bir aktivite programı yayınlandı mı? Evet, bakanlığımız yine bu yıl çok güzel çocuklarımız için Evde Oyun Var adlı bir kitapçık yayınladı. Burada bizim çocukluğumuzda da oynanan, onlar için güncel yine tasarlanmış çok güzel, çok keyifli oyunlar var. Bu süreçte tabii ki çocuklarımız ve velilerimiz için evde birlikte keyifle vakit geçirebilmek adına çok önemli bir fırsat. Onların birbirlerine ayıramadıkları zamanı evde bu oyunlarla, çeşitli etkinliklerle keyifli bir şekilde geçirebilirler. Bu onların hem zihinsel gelişimi hem sosyal gelişimi için çok faydalı hem fiziksel becerilerinin gelişmesi adına çok faydalı. Online eğitimin yüz yüze eğitimle beraber devam etmesi sebebiyle bilgisayar başında fazlaca vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla bunun biraz azaltılması ve o oyunların gün içinde evde birlikte oynanıyor olması, vücudumuzu dinç tutmak, hareket edebilmek, evin içinde ya da bahçede ya da açık alanlarda tedbirlere dikkat ederek oynanacak bu oyunlar bu süreçte hem çocuklarımız için hem velilerimiz için birlikte vakit geçirmek, kaliteli vakit geçirmek adına gerçekten güzel bir fırsat olacaktır diye düşünüyoruz. Pekala biz de konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Öğrenciler elbette derslerini akta, aksatmamaları gerekiyor ancak kendilerine de bol bol vakit ayırmaları gerekiyor. Hepsine iyi tatiller dileyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ay Sena Can ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Öğrencilere iyi tatiller diliyoruz ve Ece Altun'la devam ediyoruz efendim. Yakında 7 gün 24 saat para transferi gerçekleştirebilecek miymişiz? Ayrıntıları anlatacak Ece Altun. Sizlere Ece Altun günaydın, kolay gelsin. Ayrıntılar için seni merakla dinliyoruz. Teşekkürler Erkan Tan. Artık şunu söyleyebiliriz ki Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı. 18 Aralık itibariyle de yeni uygulamaya geçilecek. Uygulamanın kısa adı fast ama uzun adına bakacak olursak fonların anlık ve sürekli transferi olduğunu söyleyebiliriz. Sistem sayesinde farklı bankalar arasında para transferi gerçekleştirilebilecek. Normalde aslında para transferi hafta içinde saat 17'ye kadar yapılması gerekiyordu. Hafta sonunda herhangi bir para transferi yapılması ması söz konusu değildi. Ama yeni sistemle birlikte 7 gün 24 saat boyunca farklı bankalar arasında para transferi yapılacak da bir sistemle birlikte başka bir kolaylık daha geleceğini söyleyebiliriz. Onun da kolay adres sistemi olduğunu söyleyelim. Daha önce aslında farklı bankaya bir para transferi yapmak istediğinizde IBAN numarası girmeniz gerekiyordu. Haliyle rakamlar fazlaydı ve uzundu. Akılda tutması zordu. Yeni sistemle birlikte de adres, telefon numarası e, girdiğiniz zaman yeni it. TC kimlik numaranızda girdiğiniz zaman hızlıca kolayca para transferi yapılabilecek. Dediğimiz gibi yine e-postanın da kullanılabileceğini söyleyelim. Kolay adres sistemiyle birlikte yani yeni sistem hayata geçtiğinde 18 Aralık'ta pilot uygulama başlayacak. Daha sonra kademeli bir şekilde tüm bankaları kapsayacak şekilde de kısa zamanda bu uygulamanın hayata geçmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi sistemin adı FAST. Bu sistem sayesinde de 7 gün 24 saat farklı bankalar arasında da kolaylıkla kolay adres kullanımı ile birlikte de uygulaması ile birlikte hızlı bir şekilde para transferi yapılabilecek diyelim ve sözü size bırakalım. EC6 teşekkür ediyoruz açıklamaların için İstanbul'da Çamlıca Kulesinin hizmete girmesiyle beraber orada çok çirkin bir görüntü var idi o görüntü de ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'nin devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un silüetini bozan vericiler tek tek söküldü. TRT'nin 166 metre yüksekliğindeki kulesinde de söküm işlemlerine başlandı. Özel bir vinç yardımıyla çalışmalar yapılıyor. Dev kule 1980 yılında yapılmıştı. Ancak yeni kulenin hizmete girmesiyle birlikte o da tıpkı diğer vericiler gibi görevini tamamlamış oldu. Çamlıca Tepesindeki kulelerin kaldırılmasıyla birlikte İstanbul'un sülûyetini bozan görüntü kirliliği de sona ermiş oldu. Halkbank Ekonomi Bülteni'ni sunar. Halk ister, Halk Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah şansı devam ediyor. Sabah şansında Faruk Erdem'le hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde ekonomiyi, sizi bizi ilgilen, ilgilendiren meseleleri konuşuyoruz. Faruk Erdem hoş geldiniz Hoş bulduk, seferim. İyi yayınlar olsun. Dün e, konuşamadık, Mevlüt Çavuşoğlu, Çok. Dışişleri Bakanı'nın Bakü'deki açıklamalarına denk geldi. Hoş geldin. Önemliydi o da, hoş He. bulduk. Bugün tabii haftanın son işlem günü, Cuma bugün. E, Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Küresel piyasalar tabii aşıyı konuşuyor biliyorsunuz. Siz de evet. mutlaka haber yapıyorsunuz. Hele bir Türk profesörün bunu buluyor olması çok da önemli. Hem de eşiyle birlikte eşi de Türk. Ama bu arada tabii Türkiye'de de değişik aşı çalışmaları var. Evet. Onlar da en az onlarınki kadar... Değerli ve önemli bizim aşımızda diyorlar. Gazetelerde Aynı. var bugün. Yakında onların da müjdesini alırız. Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde değişik Doğru. doktorlar, tıp e, adamları uzun zamandır çalışıyorlar. Zaten hatırlarsanız o pandemi döneminde Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı bunun müjdesini vermişti çalışmalar başladı diye. Buradan da müjdeler alabiliriz ama tabii ekonomi açısından baktığınız zaman bu aşı haberleri hep olumlu yansıyor. İşte son 1-2 haftaya baktığınız zaman... Özellikle hava yolu şirketleri, turizm şirketlerinin değerinin yükseldiğini görüyoruz. Tabii iç piyasada önceki günkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, grup toplantısındaki konuşması e, çok olumlu bir hava estirdi piyasalarda. Ve işte kurlar %10'a bir haftada %10'a yakın düştü. Borsamızda rekorlar kırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok net ve açık piyasalara mesajlar verdi. Birazdan istersen o, evet. o mesajlara hemen bir geçelim, bakalım. Hemen geçelim. Kısaca da yorumlamış evet. oluruz. Evet. Bakalım efendim. Önemli mesajlar Özellikle değil. Özellikle istihdamın e, ve büyümenin e, önceliği alındığını, enflasyonla mücadelenin devam edeceğini ve yerli yabancı yatırımcılara e, önemli mesajlar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz dedi. Ekonomide üç önemli sacayağından bahsetti. Fiyat istikrarı, finansal istikrar, makroekonomik istikrar. Yani fiyat istikrarı dediğimiz enflasyonla mücadele, finansal istikrar işte bu piyasalardaki Hı. kurlar vesaire onlarla mücadele makroekonomik istikrarda kamu maliyesiyle ilgili istikrar uzun vadeli tasarruf ve yatırım için elverişli ortam hazırlanacak bu hem yerli yatırımcı için hem de yabancı yatırımcı için önemli bir mesajdır ki zaten bu mesajın arkasından Hı. hem Türk lirası varlıklara buyurun bir son dakika gelişmesi var efendim. PKK sembollü İstanbul'da bir ilçede parkla ilgili haberler gündemde büyük yer tutmuştur. Ramazan Almaçayır karşımızda konuyla ilgili hukuki süreç hakkında bilgi verecek sizlere ve bizlere Ramazan Almaçayır. Yeniden günaydın. Kolay gelsin diyor sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan'tan bir önceki bağlantımızda Emniyet ekipleri tarafından bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtmiştik. Valilikten de bir son dakika açıklaması geldi. Yazılı açıklamada iki belediye yetkilisinin görevden uzaklaştırıldığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Hemen o açıklamayı kısaca özetlemeye çalışalım. Açıklamada PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine söz konusu materyallerin kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır deniliyor. Ardından yine bu konuyla ilgili olarak parkın yenilenmesi ile ilgi ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı SG ile yine Park ve Bahçe, Bahçeler Müdürü ŞM'nin e, 657 sayılı e, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış denildi. Bir kere daha belirtelim. Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında terör örgütü PKK'nın renk ve sembollerini andıran bir şekilde yapılan düzenleme büyük tepki çekmişti. Önce Küçükçekmece Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Ardından da valiliğin ilgili talimatıyla oradaki yapılan çalışmalar o düzenlemeler kaldırıldı. Cumhur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Emniyet ekiplerine soruşturma talimatı verdi. Emniyet ekipleri bu konuyla ilgili açık kimlik tespitinin yapılması yönündeki talimat üzerine inceleme başlattı ve bugün de sabah saatlerinde sıcak gelişmeyle Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü valilik tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu son dakika bilgisini paylaşmış olalım. Ramazan alma çayır hadise ile ilgili hukuki süreci anlattı sizlere ve bizlere. Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla devam ediyoruz. Devam edelim. Ee, büyüme ve istihdam sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü şekilde sürecek dedi. Önemli. Nitelikli istihdam oluşturan enflasyona ve cari açığa yol açmayan tasarruf ve doğrudan yatırımla finanse edilen büyüme hedefleniyor dedi. Tabii bir sayfamız daha var zannedersem arkadaşlarımız. Versinler. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişiklikle hem de Merkez Bankası'nın alacağı kararların hepsinin yanında olacağını söylemesi de önemliydi. Hı hı. Türkiye riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi olacak yatırımcılar açısından söylüyor. Bireysel tasarruflarda TL'ye güvenin mesajı Öyle verdi. Önemli bir çağrı. Evet vatandaşa. Yani hep Kendi milli parana güven. Aynen. Bir de Bu, tabii şunu Zaten dolarizasyon lazım. meselesi. Hep evet. söyledik biz bunu biliyorsunuz aylardır yaptığınız Doğru. köşede. Yani vatan toprağı neyse, bayrak neyse, milli paramız arada da o. Oh, o tabii. da o da yani yani zaten aynı aynı kategoride. Aynen. Döviz bir yatırım aracı değil diye buradan hem rakamlarla anlattık hem de anlatmaya çalıştık. Yani çok güvenilecek bir şey değil işte görüyorsunuz. bir haftada %10 geriye geldi. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız. Enflasyona mücadele sürecek. Yeni kararlarla kurlar düştü, risk primi azaldı. Borsa rekor kırdı. Uluslararası yatırımcılardan 2.7 milyon dolarlık bir yatırım Bilyar. hemen Bilyar geldi. Evet, milyar dolarlık talep gerçekleşti Türk varlıklara. Birçok alanda yapısal reformlar da gelecek. Geldikçe de detaylarını konuşuruz ama önümüzdeki hafta 19'unda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir toplantısı var, faiz toplantısı, onu da izleyeceğiz. Evet. E, tabi, e, Sayın Cumhurbaşkanı iki önemli mesaj verdi, o cümlelerini de söyleyeyim. Birincisi dediğim, e, faizleri e, enflasyon oranında tutma zorunluluğu bulunuyor. Yani olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar alınıyor ama çok önemli bir şey daha söyledi faiz e, sebep e, enflasyon sonuçtur dedi. Yani Biz de faizlerin onu hep yüksek olması nedeniyle enflasyondan yüksek. O zaman kısa vadede evet. e, olağanüstü kararlar alınacak ama orta uzun vadede yine enflasyon. Kardeşim faiz de yüksek olacak. olduğu yerde iş olmaz, aş olmaz, yatırım olmaz, dükkan açılmaz, fabrika açılmaz. Aynen. Kadar. E, piyasalarda bu mesajları çok olumlu karşıladılar ve dediğim gibi işte az önce Hı. söyledik. Rekorlarda Şimdi vergi, SGK, prim borcu olanlar Çok önemli. bekliyorlar Harun evet, Bey anlat. Evet an meclisten geçti evet. biliyorsun e, muhtemelen bugün de Sayın Cumhurbaşkanı bunu imzalarsa e, resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Yürürlüğe girdikten sonra da yılbaşına kadar başvuru imkanı var. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi tüm vergiler e, hatta belediyeye olan emlak vergisi de bunun dahilinde. Prim borçları, KYK borçları ki öğrenciler bekliyor. 3-3,5 evet. üç, üç milyon öğrenci varmış. Hazine alacaklarını kapsayan Kredi ve irtibat borçları, borçları evet. evet. Hazine alacaklarını kapsayan. Yani devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ilgili bütün alacakları. Aynen. İki şey e, istisna evet. var söyleyeyim. Bir evet. adli e, para cezaları. iki Tütünle ilgili cezalar, 3 bu Covid nedeniyle e, kurallara uymayanlara verilen cezalar kapsam dışında onu da söyleyelim. Kısa çalışma ödeneği ayrıca istihdam paketi de var içinde. Hızlıca yapılandırmayla ilgili söyleyeyim ben. Hemen başvuracağız yılbaşına kadar. Başvurduğunuz zaman borcunuzun faizleri Bir silecek. kere bir af değil. Af değil. Evet. E, ana parayı mutlaka ödeyeceğiz. Ana paraya... Yurt içi ÜFE endeksi e, oranında yani o da 0.35 civarında bir enflasyon farkı konulacak. Eğer peşin öderseniz bunun da %90'ı silinecek. Taksite böldürseniz de 18 taksit te bölecekler. Bunu da 2 ayda bir ödeyeceğiniz için 36 ayda ödeme imkanı olacak. Evet. E, tabii onunla ilgili e, istihdam paketiyle ilgili de prim destekleri vesaire geldi. Evet başka konu, konularda var. Ee, evet. Bu konaklama vergisi 2022 başında yürürlüğe girecek. Biraz ertelendi biliyorsunuz konuşmuştuk evet. turizm sektörünü ilgilendiriyor. İhracat yeni pazar için vergi indirimi sağlanacak turizmde. Ecrim ödeme süreleri bir yıl ertelenecek turizm sektörüne ciddi bir destek de var pakette. Yurt dışındaki döviz, altın, menkul kıymetlerini yurt içi ekonomiye kazandırılması için de Haziran 2021'e kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getiriliyor. Bu Hı. da paketin içinde yer aldı. Çok önemli, yapılandırmadan faydalanmak için hangi yol izlenmeli? Hemen söylemiştim, hızlıca alayım. 2020 sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Yani bu senenin sonuna kadar var. Daha zaten Sayın Cumhurbaşkanı imzalamadığı evet, için muhtemelen yürürlüğe girmedi. Ama evet, herhalde bugün, bekletmeyecektir. Evet Gelir öyle gözüküyor. Bugün imzalanır diye, diye ben de bekliyorum. Bekliyor herkes. En fazla 18 taksit ve 36 ay ödenecek taksitler. 2 ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödersen %90 silinecek söylemiştim. İlk taksit ödemesi Ocak ve Şubat'ta yapılacak. Efendim şimdi tabii e, burada e, indirim efsanesi. Evet, hemen geçeceğiz ama bu tabii bu bir af değil. Vurulmak lazım. imkanlardan istifade etmek lazım. Şimdi şunu da söyleyeyim iki cümle. E, Erkan Tan, biz ödüyoruz da bize bir şey yok mu hani zamanında diyenleri evet. var. Zamanında primi ödeyenlere %5 puanlık indirim var primde. Zamanında vergisini zamanda ödenlere uyumlu mükellef tanımı getirildi. Bunlara da %5 indirim ve zora düştüklerinde de indirim ve taksit imkanı var. Yani e, hani zamanında ödeyenlerin de ödüllendirildiği, ödüllendirildiği bir, sistem bir sistem var. O da sistemde aranıyor sürekli yenileri ekleniyor. Hani akla bir fikir gelince onu da koyuyorlar uygulamalara. Yani şu zamanda ödeyene şunu da yapalım, bunu da doğru. yapalım diye o da geliyor yani. Bu özellikle bu pandemi döneminde sıkıntı çeken esnaf ve vatandaşa nefes aldıracak. Bir e, borç yapılandırması yasası. Efendim bana önemli. bir iş adamı söyledi. Faruk Erdem'e söyle dedi. Bu derdimizi anlatsın dedi. Mesela bankalara gidiyorlar. Kredi talep ediyorlarmış iş adamları. Normal şartlar altındaki kuralları uyguluyorlar. Yok Hı. bilançon şöyle, bilançon böyle. Bu sene bilançon şöyle olmuş. Evet. Efendim Ciron'da azalma var. Kardeşim dükkanlarımız kapandı aylarca Doğru. diyor. Yani bankalar bu kriterleri bir daha gözden geçirsinler. Devleti kolaylık sağlaması versin diyor. Hem BDDK'nın bu konuda bankalara tavsiyeleri var hem de Türk Bankalar Birliği'nin kolaylık sağlanması yönünde tavsiyeleri var. Evet. Onu da buradan dillendirmiş olduk. İndirim efsanesi. Evet, bugünlerde biliyorsunuz sürekli telefonlarımıza böyle mesajlar geliyor. Doğru. Aman efsane işte efsane cuma bugün. Ee, evet. 11 11 11'in ayın 11'i vesaire Kardeşim, her bahane. cuma bir efsanedir. Evet. Ama alışverişle ilgili değil. Değildir. Hazreti evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı. Evet. Amin. Bu manada peygamberimizin ifade buyurduğu gibi cuma bir efsanedir. Bu alışverişle ilgili değil. Müslümanların bayramıdır. Müslümanların bayramıdır. Şimdi bu alışverişle ilgili burada değil. Burada ticaretin canlanması, stokların tüketilmesi, vatandaşın da ucuz alışveriş yapılması için tamam bir fırsat olur ama... Maalesef ki dolandırıcılara da fırsat oluyor. Hemen uyarayım. Vaktimiz dar öyle görünüyor. Ne yapıyorlar? Önce söyleyeyim. Önce fiyatı arttırıp biz önceki şeyi getirebilir misiniz arkadaşlar? E önce fiyatları arttırıp sonra indirim gibi sunuyorlar. Yani hmm. en çok yapılan bu. Yani 100 liralık malı önce 200 liraya çıkartıyor sonra diyor ki 80 liraya indirdim ya da 120 liraya indirdim diyor. Aa indirmiş diyorsunuz ama aslında 20 lira fazla alıyorsunuz. Sahte internet siteleriyle vatandaşı söylüyor. Aman dikkat bunu hep uyarıyoruz zaten. Sitede gösterilen ürün sonunda size gelmiyor. Buna da dikkat edin. Varan kelimesiyle indirim kandırmacası yapılıyor. Varan kelimesini biliyor musunuz? Evet. %90'a varan. %80'e varan ama aslında öyle bir şey yok bir tane üründe belki o var ona da dikkat edelim şimdi verelim diğer sayfayı arkadaşlar bunları uygulayın mutlaka bütçeniz ile harcama arasındaki dengeyi gözetin Ticaret Bakanlığı'nın da uyarıları var burada ürünün fiyatını diğer satıcıların fiyatlarıyla mutlaka karşılaştırın zaten biliyor özellikle kadınlar neyin kaç lira olduğunu çok iyi biliyorlar her indirimi gerçek sanmayın güvenmediğiniz markalardan alışveriş yapmayın Hmm. Ee, bir sayfamız daha olacak. Biz, bunlara bakın. He, çok önemli. Bak, i̇letişim iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, Mersis, Etbis kaydı olup olmadığına bak. Bak, çok internet sitesinin ödeme işlemi öncesi satıcının bilgilerinin olduğu ön bilgilendirme olup olmadığına bakın. Öyle bir ön bilgilendirme metni olması he. gerekiyor. Ee, devam ediyor ama vakit mi daldı? Ee, Bitti. Oku bari. Peki. Oku Satıcının bari. internet sitesinde güvenli alışı için SSL ve sertifikası ve 3D olması mutlaka önemli. Ee, ve siz mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Evet. İndirim gününe özel içerikleri hemen kalmayın. Gelen maillerin adresini ve doğruluğunu... Kontrol evet. edin. Uyarılarım zaten yaptığın uyarılardı bunlar Doğru. hepsinin. Şimdi çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün önemli e, yani bugünlerde çok mesaj geliyor telefonlara aman dikkat. Dikkat edelim. Efendim huzurlarınızdan ayrılacağız. Bizden sonra Gökhan Kurt huzurlarınıza geliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.